Türk Harbi Sendikası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu adına kamuoyuna ve üyelerimize saygıyla duyurulur. Ekonomide yaşanan dalgalanmalar vatandaşın bütçesini zorlarken Türk Harp İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Şerif Efe Avcı'dan da yazılı bir açıklama geldi. Avcı, savunma sanayinde çalışan işçilerin ekonomik sıkıntılar nedeniyle alım gücünün düştüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi. Son yıllarda ülkemizdeki ekonomik sıkıntılarla beraber savunma sanayinde çalışan işçi arkadaşlarımızın da alım gücü düşmüş olup yapılan ücret zamlarının yeterli olmamakla birlikte her geçen gün ciddi değer kayıplarının da olduğu açıkça görülmektedir. Hükümetimizin son yıllarda izlediği kamudaki maaş ücret politikası neredeyse çalışan büyük bir kesimi eşit ücret alma durumuna getirmiştir. Eşitlik her zaman adalet demek değildir diyor. Bu politikadan vazgeçilip eşit işe eşit ücret politikasının çok daha adil bir yaklaşım olacağını biliyoruz ve bu şekilde olması gerektiğini talep ediyoruz. Türk İş'in hükümetimiz ile yapmış olduğu 2023-2025 kamu çerçeve protokolünde alınan zam oranının belirli bir çoğunluğu memnun etmiş gibi gözükse de savunma sanayi işçileri olarak aynı oranda yararlanamadığımız için bizleri kesinlikle memnun etmemiştir. Özellikle son 2 yılda asgari ücretlilere ve memura verilen zam oranlarıyla kıyaslandığında savunma sanayinde çalışan işçi arkadaşlarımızın aldığı zam oranları çok daha alt seviyelerde kalmış olduğu görülmektedir. Ayrıca memura verilen seyyanen zammın memurlar içerisinde adaleti sağlamış gibi gözükse de maalesef bu durum savunma sanayi işçisi için tam bir ayrım ve haksızlık şeklinde görülmüştür. Savunma sanayi işçileri olarak bizler de memurlara verilen seyyanen zammın aynı oranda verilmesini, 2023 Ocak ayında memurlara verilen %13,5 refah payının söz verildiği halde ayrıca verilmediğinden dolayı bu refah payının verilmesini, yine aynı dönemde vergi dilimlerinin düzenleneceği o dönemin Çalışma Bakanı tarafından söz verilmesine rağmen düzenlenmediğini ve bir an önce düzenlemenin yapılması gerektiğini, savunma sanayisinde çalışan işçi arkadaşlarımızın savunma sanayisine kattığı katma değerler milyon dolarlarla ifade edilirken maalesef alınan ücretler yapılan işin karşılığını göstermemektedir. Bu bağlamda çalışan işçi arkadaşlarımızın statülerinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini ve buna göre ücret cetvelinin yeniden düzenlenmesini, savunma sanayinde havada, karada, denizde her zaman ve her yerde gerek tezgah başında gerek operasyon bölgesinde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan, emeğe emek katıp değere değer katan savunma sanayisinin zirveye taşınmasında her zaman en büyük rolü oynayan çalışan işçiler olarak bizlere savunma sanayi tazminatının verilmesini, bir zamanlar çalıştığımız iş yerlerinde hem sosyal hem de ekonomik yönden çok daha iyi durumdayken geldiğimiz noktada bu durumun daha iyi gitmesi beklenirken maalesef çok daha kötü durumlara düşmüştür. Bu durumun bir an önce düzelmesinin, eskiden olduğu gibi sosyal ve ekonomik yönden haklarımızın yeniden verilmesini, savunma sanayinde çalışan işçiler olarak emsal teşkil eden işlerde çalışan arkadaşlarımızla kıyasladığımızda bu işleri yapanların gerek sosyal gerek ekonomik olarak çok daha üst seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bizler de savunma sanayi işçileri olarak yaptığımız işlerin katma değerlerinin çok yüksek olduğunu biliyor, bizlerin de aynı oranlarda değerlendirilmesi gerektiğini talep ediyoruz. Son dönemlerde verdiği mücadeleyi, aldığı riski ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını düşünen arkadaşlarımızın her geçen gün iş yerlerimizden istifa ettiklerini, emeklilik günü dolan abilerimizin beklemeden emeklilik dilekçesini verdiğini görüyoruz. Ve bu durumun iş yerlerimizin geleceği için olumsuz sonuçlar getireceğini, bu tutumla gidilirse ilerleyen süreçlerde tecrübenin kaybolacağını maalesef görüyoruz. Emek
en kutsal değerdir ve biz bu değerleri kaybetmek istemiyoruz. Son olarak bağlı bulunduğumuz konfederasyon olan Türkistan, ayrıca işverenimiz olan Milli Savunma Bakanlığı'ndan taleplerimizi dinlemelerini ve bu bağlamda hakkımız olanı hükümetimizden bizler adına istemelerini talep ediyoruz.